Zafer! Ne haber? Ne güzel oldu böyle ya. Şiir gibi oldu. Zafer, ne haber? Kafiyeli. Değil mi? Gel. Okur musun şiir falan? Seviyorum ama kimi? En tatlı birisini. Kimsin lan sen? Önce sen. Sen kimsin? Kimin adamısın sen? Nasıl buldun burayı? Fena değil. Biraz şehirden uzak. Ama ileride değerlenir. Adama bak ya. Oğlum bak, bunlar son dakikaların. Birazdan öldüreceğiz seni. Ama bak, istersen şöyle yapalım. Ölümünü zamana yayalım. Hı? Önce işe yaramayan organlarını alırız. Sonra uzuvlarını tek tek. Bu da bir tercih. Ama bak, sana söz veriyorum. Eğer Neci olduğunu söylersen alnının çatından tek kurşunla indireceğim seni. Temiz. Ani ölüm. Ha? Şu dışarıdaki silah tüccarı var ya. Birileri onun ölmesini istiyor. Onu geberteceğim bu gece. Ama sen de fena değilsin ha. Yükseldim sana. Dikkat et, kaynama arada. Bana da mı yükseldin? Ya. Nasıl bir özgüven lan bu sendeki? Kafana silah dayanmış. Neye güveniyorsun bu kadar? Şanssızlığıma. Felsefe. O ne demek? Kafamın içinde silmek istediğim o kadar çok şey var ki. Biri kafama sıksa o kadar rahatlayacağım ki. Ama olmayacağını da biliyorum işte. Şanssızım çünkü. Eziyete devam. Lan var ya, biraz daha konuşursan neredeyse seveceğim seni. Şöyle rakı sofrasında falan olsaydık olurdu da. Yanlış yerde, yanlış zamandayız. Tabii. İş bekler. Arkadaşın eziyetine son ver. Usta, bana da bir çeyrek yapsana. Ismarlarsın değil mi? Tabii ki. Enver Baltacı masamızı şereflendirdi. Sen hala bu çantayı mı kullanıyorsun ya? Artık sana bir kartvizit yaptıralım bence. Bak, ben sponsor olurum. Şöyle kocaman bir müdür yazdıralım. Altına da not düşelim. İtinayla kiralık katili ayarlanır diye. Heh, geldi. Ziya, uyuma, al oğlum şunu. Güzelmiş ya. Sen yemiyor musun birader? Bizim bir abimiz vardı, Cafer abi. Aile dostu. Artist Cafer. Oyuncuydu bu. Bizim elimizde ne zaman silah görse aynı lafı ederdi. Rus bir imiş. Silah meydana çıktıysa patlayacak. Cafer abi ben silahla vurup öldürdüler. Hayatın cilvesi işte. Yani biz deyip geçiyoruz ama onun da hassas bir noktası var demek ki. İllaki. Ben şimdi bunu kutudan çıkardım. Geri koymak olmaz. Allah'tan patlamadı ha. Vallahi ortalığı batıracaktık. Şimdi sıra bende mi? Aynen aynen. Sıra sende. Yağmur! 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 Çekil lan, ne yapıyorsun? Ayıltmaya çalışıyorum lan! Kafasını vurdu belki. Ambulans. Ambulans gelene kadar ben 50 kere götürürüm. Bırak lan kardeşimi. Çekil lan, ben kendi karımı kendim götürürüm. Çekil! Kardeşimden bahsediyorum lan sana. Bırak! Gariban! Gariban! Gariban ne lan? Şoförüm lan, şoförüm! Bayılttım ben onu. Senin ben a**ayım o zaman. Nasıl gideceğiz lan şimdi? Yok, konuşma aç kapıyı. Lan bu kıza bir şey olursa var ya.
Bu kıza bir şey olursa var ya. Ölümlerden ölüm beğendim. Ölüm değil lan, işkence işkence. Bu kız karnında benim oğlumu taşıyor, oğlumun. Nasıl gidiyordu lan bu? Bas lan bas. Ben ne yapıyorum lan? Ben ne yapıyorum? Basıyorum işte. Bilmiyorum ne dediğini. Babaannem gibi araba kullanıyorsun lan. Lan bir kapat çeneni ya. Dön buradan sağa. Buradan daha kısa, biliyorum ben. Ulan beni dinle, dön buradan sağa. Ya ben niye seni dinliyorum ya? Senin ne oldu her şey zaten. Geldin cenabetliğini bize de bulaştırdın. Ama hata bende zaten, hata bende. Ben niye eğlenmeye kalkıyorum ki senin de? Kafasına sık, bitir şunun işini. Akraba çıktı işte herif. Amma konuştum be, vır vır vır. Önüne bak, kaza yapacaksın lan. Lan. Sen sevinmişsindir şimdi. Ne sevineceğim lan? Ne sevineceğim? Ama hiç sevinme. Ben akrabalardan nefret ederim. Geberteceğim seni. Gebertmezsen adam değilsin lan. Geberteceğim. Kimse kurtaramaz seni elimden. Siz üç kişi mi geldiniz sadece? Ziyalar da geliyor abi, yoldalar. Ha şu. Yakalayın lan şunu. Bunu alın, arabaya tıkın. Bir yere götürün, bağlayın. Sonra ilgileneceğim ben bununla. Yağmur kendine geldi mi? Sana ne lan? Üç adam yeter mi Enver? Nereden çıktın lan sen? Senin çıktığın yerden. Bırak lan! Bırak! Lan! Lan! Ya. Seni akrabalarından nefret eden bütün insanlar için dövüyorum lan. İnsanlık için küçük, benim için büyük bir dayak bu. Abi. Selamlar, selamlar. Allah kurtarsın. Bey mi dedin? Bey mi dediniz? Eşkıya bu be. Eşkıya bu, eşkıya. Abartıyor. Ben de komiserin yanındaydım, konuştum. Dağhan akrabam olur dedim. Akrabalardan nefret ettiğimi söylemedim ama. Sizi de salarlar yakında. Yarım kalan aksiyonu dışarıda finalleriz. Tamam kayınço. Tamam. Görüşeceğiz. Seninle de görüşeceğiz güzelim. Sert kadınlardan hoşlanırım ama neredeyse kafamı kırıyordun. İnşallah bir dahakine diyelim. Hı. Tam işte bak, bunun vereceği cevap. Çok iyi bulmuşsunuz siz birbirinizi. Perfect match. Bravo. Böyle devam. Ama ben seni bir yerden hatırlayacağım gibi ya. Kaşar hafızam iyi aslında. Sana... Şşş. Doğru konuş lan. Doğru konuş. Hayatını... Aa dur. Hatırladım gibi ya. Bizim çocuklardan birinin metresi miydin yoksa sen? Ulan bak doğru konuş. Seni gebertirim ha. Bak nasıl bozuyor ağzını ya. Akrabalık ölmüş ha. Enver Bey yürüyün lütfen. Lütfen. Çıkayım buradan, seni çıkalım. Geberteceğim. Çıkalım memur bey. Ya bizim bir Cafer abi vardı. Artist Cafer. O anlatmıştı. Bu hani... Bir savaş vardı ya, tahta at falan vardı. Hangi savaştı o ya? Truva mı? Döh lan Truva lan. Ağzım bal yesin ya. O savaşta işte bir tane var. Buna kılıç işlemiyor. Öldüremiyorlar herifi. Ama bir tek topuğundan ölüyor herif. Onun filmi de var abi. Brad Pitt oynuyor hatta. Harbi mi lan? İzleyeyim. Bizim bu herifi içeri attırmamız lazım. Hapse girmesi lazım bu herifin. Nasıl olacak abi o iş? Tetikçi değil mi oğlum bu herif? Şimdi müdür buna yeni bir hedef verecek. Hedefin kim olduğunu da biz bileceğiz. Çünkü müşteri biz olacağız. Sonra bu hedefi indirirken bunu kaydedeceğiz. İçeri girince de şişleyeceğiz. Abi, müdürün işi ona vereceği garanti değil ama. Şirketin başka tetikçileri de var abi. Onu ben halledeceğim. Ona müdür karar vermiyor. Şirketten bir tanıdık bulacağız. Sen şimdi öldürülecek birini bul bana bu akşam. Bizim listeden ölmesini istediğimiz birini seç. Şirkete haber uçuralım, bir an önce bitirelim bu işi. Tamamdır abi. Baba seninle konuşmamız lazım. Kulağıma bir şeyler çalındı Enver. Silah işine girmişsin. Girdim, evet. Silah ve uyuşturucu yok demiştim. En çok para bunlarda baba. Bu para meselesi değil, prensip meselesi. Ne prensibi ya? Köpek kulübesinde insan besliyorsun sen.
O hak etti. Ama uyuşturucuya alıştırılanlar masum insanlar. Ya bırak insanlar paralarını ne istiyorlarsa onu harcasınlar. Sonunda öleceklerini bilmiyorlar mı? Bize ne? Herkesi kontrol edemezsin baba. Herkesi değil. Bir tek seni kontrol etsem yeter. Hayır baba. Beni de kontrol edemeyeceksin artık. Yetti. Kimi istersem onunla evlenirim. Yağmur'u seviyorum ben. Onunla evleneceğim. Eğer bunu yapmaya kalkarsan sonuçlarına da katlanırsın. Katlanırım. Bakalım ne yapacaksın? Çok merak ediyorum. Hayırlı işler. Ne oluyor lan? Ahıra mı giriyorsunuz? Bir şey yok mu oğlum? Biraz dans edelim dedik. Şu itlerini pistten çek de pist boşalsın şöyle rahat rahat dans edelim. Sen ne diyorsun Enver? Babana saygım var. Ama kimse benim mekanıma böyle dalamaz. Anladın? Sen merak etme. Yakında burası benim olacak. Ekber babanın bundan haberi var mı? Buraya dokunma demişti sana. Heh. İşte ben de tam o yüzden dokunmaya geldim. Artık Ekber baba yok. Enver var. Benim ismim Enver Baltacı. Kimseden izin almama gerek yok. İstersem alırım burayı. Emin misin? Eminim. Kapalıysa hanımefendi çıkar mısınız lütfen? Hayır benim yalnız burada... Hanımefendi özel bir müşterim var. Çıkar mısınız lütfen? Benim, Ece Hanım. Kendisi benim kayınvalidem. Çok pardon. Pardon tabii ya. Ambalajın şekil ama için çürükmüş Ece. Hoş geldin Fatma anne. Hoş bulduk oğlum. Gel sen. Geç şöyle bak Yağmur şurada. Annem. Şu gelinliği bir hallet de sen. Sonra dükkanına bombalayacağım seni. Sana bir hediye getirdim. Aç hadi. Aç. Açar mıyım ben onu ya? Hı? Kim bilir ne saçmalık çıkacak içinden. Kurşun mu, mermi mi? Tıkılan pamuk mu? Saçma sapan mafya klişeleri. Birinin serçe parmağı bile çıkabilir içinden. Önce kuaföre sonra nikah salonuna gideceğiz. Gözünüzü dört açın. Nikah salonunda da kuaförde de her yerde nöbet tutacaksınız. Bak özellikle Yağmur'a kimse yaklaşmayacak. Enver abi. Yanlış anlamazsan bir şey soracağım abi. Biz kimi bekliyoruz? Yani yengenin ailesi falan bir arzı çıkarabilir. Babam. Babam çıkartabilir. Nasıl yani? Ekber babanın adamlarıyla mı çatışacağız? Yani bir şeyler olacak da kanlı mı olacak, kansız mı olacak orasını bilmiyorum. Ya abi, Ekber babayla papaz etme sen bizi. Benimle mi papaz olmak istersin lan? He? İşinizi doğru dürüst yapın belanızı. Tamam mı lan? Selamünaleyküm kayınço. Hayırdır lan? Hayır hayır. Kardeşini almaya geldim. Kardeşimi almaya geldin. Benim kardeşimi almaya geldin ha? Evet. Ama her şey kitabına uygun olacak. Merak etme bak. Çikolatamı aldım. Çiçeğimi yaptırdım. Kız isteme cümlesini biliyorum. Tuzlu kahve içmeye de hazırım. Gireceğim. Müstakbel karımı alacağım gideceğim. Ulan lan buradan. Evdekiler de seninle aynı fikirde mi acaba?
Yani bir kayınpedere falan sormasak mı? Ya da Yağmur'a mesela. Bak zorla da girip alırız istersek. Ama istemiyorum kayınço. Sıcak, samimi bir ortam hayal ediyorum. Bozma. Samimi ortam. Lan Yağmur bundan sonra burada kalacak. Bir ara seni arar, konuşursunuz. Şimdi arabalarını çek. Kapıdan almıyorsun beni yani içeri, öyle mi? İyi. Bacayı tıka o zaman. Merhabalar. Kusura bakmayın, kayınço çek arabanı deyince tekne ayarladım, geldim mecbur. Rahatsız etmedim inşallah. Tamam lan tamam. Çık yukarı çık. Çıkayım da onu hiç düşünmedik ya. Eviniz çok güzelmiş. Kozi. Sıcak yani, samimi. Bu arada ben çok özür dilerim gerçekten. Babam bugün bir densizlik etmiş. Ben de çok üzüldüm. Yağmur sen iyisin değil mi? İyiyim. Sana söz veriyorum, bundan sonra babanla muhatap olmayacaksın. Davut. Ha, Davut baba. Biz bir dedik. Hata ettik. Ama hata yapmak insana mahsus. Biz de yaptık. Ama yani birbirimizi sevdiğimiz için yaptık. Neyse yani. Sonuç olarak bugün hepimiz burada oturuyoruz. Bunları da böyle getirdim ama kaldı elimde. Geri götüreceğim neredeyse. Ben alayım onu. Teşekkür ederim. Sen devam et oğlum. Devam edeyim. Devam etmeden önce bir soralım bakalım, oğlumuz ne iş yapıyor? Ben merak ettim yani. Hı? İş adamıyım ben. Yani artık iş adamı da demiyoruz gerçi, cinsiyetçi oluyor. İş insanıyım diyelim. Farklı farklı işler yapıyoruz. Biraz daha açar mısın konuyu? Tam olarak anlayalım. Siz ne satıyorsunuz? Ben sana şimdi uzun uzun açarım. Anlatırım ne sattığımızın dökümünü yaparım da saatler sürer burada. Kardeşim bolluk içinde yaşayacak ama sen kafanı yorma. Sen ne iş yapıyordun bu arada kayınço? Hı? SGK'm falan var mı? Yoksa gel bana hallederiz. Daha. Sen. Devam. Ben devam ediyordum zaten de kendisi girdi araya. Neyse. Velhasıl kelam. Siz bizim büyüğümüzsünüz. Bizi affedin. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınızı istiyorum. Kime? Kendime. Bunu biz bir düşünelim. Sen şimdi deniz tarafından mı çıkarsın, kapı tarafından mı çıkarsın? Dağhan. Sakin ol tamam. Evet Dağhan, bir saniye. Büyüklerin konuşuyor. Bir
Müsaade et, atlama hemen. Bu isteme işi böyle biraz dalga geçer gibi oldu. Estağfurullah babacığım. Lafımı kesme. Bak, kızım çekip gideli tam 5 ay olmuş. 5 ay sonra çıkıp geliyor, karnı burnunda. Üstünde bir gelinlik. Üstelik baban olacak. O şerefsiz. Şerefsiz baba. Niye sakınıyorsun lafını? Söyle. Şerefsiz de. O adam benim kızım bir paçavraymış gibi kolundan tutup kapının önüne atıyor. Ya Allah onun cezasını versin zaten. Ben çok özür dilerim. Ben size şeref sözü veriyorum. Bundan sonra ne siz ne de Yağmur onunla muhatap olmayacaksınız. Yüzünü bile görmeyeceksiniz. Öyle diyorsun da babam bu demese evlenip gidecektiniz değil mi? Ya madem bu kadar samimiydin, bu kadar ciddiydin, niye daha önce gelip kızımı istemedin? Şimdi böyle yalandan kız isteme numaraları falan. Çok haklısınız ama ben bu kararı tek başıma vermedim. Ben çıkamadım karşına, utandım. Korktum, söyleyemedim. Çocuk doğana kadar bekleyelim dedim Enver'e. Ya neyse ne. Ben bu kız isteme işini ciddiye almıyorum. Nasıl biliyorsanız öyle yapın. İstediğiniz gibi gidip evlen. Ama bizden uzak olun. Kızım 5 aydır beni babası yerine koymuyor. Ben kimsenin yüzüne bakamıyorum. Mahallede kafamı kaldırarak gezemiyorum. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi davranmamı bekleyemezsiniz. Ya Davut baba bak bu kızın karnı burnunda. 2 canlı bu kız. Çok üzülüyor. Gel onu üzmeyelim. Sen bize babalık et. He de icazet ver. Bizim de kafamız rahat olsun. Hep birlikte güzel bir düğün yapalım. Siz de olun. Yani bir tek abisi istemezse gelmeyebilir. Saygı duyarım. Ama siz olun mutlaka. Babamın yaptığı saygısızlık hayırlı bir işe vesile olsun. Ya yüzümüzü bu kadar yere eğdirdiğiniz yetmiyor. Şimdi bir de bas bas bağıra bağıra düğün mü yapacaksınız ortalıkta? Ya söyledim size. Gidin ne istiyorsanız yapın. Bizden uzak durun. Fatma anne, sen ne diyorsun? Babası haklı. Tamam, evlenin ama düğün dernek olmaz oğlum. Karnı burnunda. El alem demediğini bırakmaz. Zaten yeterince rezil olduk biz. Yani yine el alem nelere geldik, inanamıyorum gerçekten. Gerçekten inanamıyorum. Yani ben bakın, ben işim gereği çeşit çeşit insan görüyorum. Yani herifler gider, çalar, çırpar, dolandırır, hatta öldürür. Sonra sokakta öpüşen 2 tane genç görür, ahlaksızlar diye saldırır. Ya siz kimsiniz kardeşim? Başkalarının hayatına müdahale etme hakkını kim veriyor size ya? Sizin ahlak anlayışınıza tüküreyim ben. Ya en büyük ahlaksızlar kim biliyor musunuz? Sizin bu el alem dedikleriniz gevşek ağızlılar işte. Ya herkesin ahlak anlayışı aynı olmak zorunda mı kardeşim? Size ne ya? Siz kimsiniz ya? Size ne? Anlatabiliyor muyum? Tamam. Tamam uzatma. Demek istediğini anladım. Şimdi git. İstemiyorum. Yağmur sen de istiyorsan gidebilirsin. Yok baba yok. Yağmur kalacak. Arkadaş gitsin. Biz ailece bir konuşalım bu konuyu aramızda değil mi? Hı? Evet kayınço haklısın. O burada kalacak. Bebeğim, ağlama. Üzülme sen, tamam mı? Bu mahallenin gördüğü en canlı gelin alma merasimini yapacağım sen. Tamam mı? Gelinlikle çıkacaksın sen bu evden ağlayarak değil. Baban da zamanla yumuşar zaten. Senin böyle mutsuz olmanı istemez o da. Bu mahalleyi yerinden oynatacak bir düğün yapacağım buranın meydanında. El alem ne der diye düşünmeye de gerek kalmayacak. Herkes orada olacak zaten. Sorarız. İyi akşamlar. Sıkma canını be kayınço. Ben görüş günlerinde ziyarete gelirim seni. Sana temiz don çorap getiririm. Tatlısı getiririm. Şişlemezlerse tabii seni.
Sana hayatını demiştim. Hayat böyle diyor işte. Enver. Enver. Benim sabrımı zorlama. Ya sen ciddi ciddi benim bu işten vazgeçeceğimi mi zannediyorsun? Vazgeçeceksin, evet. Bak Mehmet amcana sözüm olmasa da bu kızla evlenmene izin vermem. Babasını gördüm, notumu verdim. Emin oldum. Bana ne diyor biliyor musun? Olan olmuş. O ne ala. Kızım yükü tuttu. Size kancayı attık demeye getiriyor. Bütün bunlar paran için. Paran için. Ver. Sen gerizekalı mısın? Ha? Bunları görmüyor musun oğlum? Belki de öyleyimdir baba. Sen daha iyi bilirsin. Bak benim bildiğim bir tek şey var. O da ben Yağmur'u çok seviyorum. O benim sadece eşim değil ya. Bu dünyadaki en yakın arkadaşım. Annemden sonra en sevdiğim insan ya. Onu da mı alacaksın benim elimden ya? Senin bana garezin ne ya? Ne istiyorsun sen benden? Ben sana ne yaptım ya? Sen benim... Ne ben senin? Yokmuş. Ne ben senin? Ne diyorsun ya? Demek yalnızsın evde. Hanım kızı yolladın gezmeye. Evet. Ne zamandır istiyorlardı zaten. Bir de bir çalışan vardı sanki sizin. O da memleketine gitti. Cenazesi varmış. Ha, cenazeler hayatın gerçeği tabii. Aman diyeyim Mehmet amca, sende de kalp var. Telefonunu yanından ayırma. Olacak olan olur zaten oğlum. Yani olacaksa da bu merdivenlerden olacak zaten. Yani sen sürekli inip çıkıyorsun ya, tık diye gidersin vallahi. Ondan dedim, dikkat et. Spor olur daha iyi. Merdiven sağlıktır oğlum. Yine de çok kesin konuşmamak lazım. Ya bak aklıma ne geldi Mehmet amca. Adamın biri bir gün hocaya gidiyor, diyor ki hocam benim başım ağrıyor, ne yapayım? Hoca da buna diyor ki benim dişim ağrıyordu, çektirdim. Ne şimdi bu? Ne bileyim, fıkra işte. Ya Mehmet amca, kusura bakma. Şimdi babam sana bir söz vermiş ya. Ben de düşündüm ki eğer sen olmazsan sözünde bir hükmü kalmaz. Yapma, ne yapıyorsun? Dibi! Neredesin lan? Şalteri neredeydi lan buranın? Kaan, sen misin lan yoksa? Çık ortaya. Lan oğlum bak, bugün elimi kana buladım zaten. Sinirlerim çok bozuk. Vallahi verdiğim sözü falan unuturum, gebertirim lan seni. Canım çok sıkkın lan! Lan oğlum, ben senin kardeşini mutlu etmeye çalışıyorum. Sen benimle oyun oynuyorsun ya. Aslında var ya, benim seni paketleyip karakolun önüne koymam lazımdı. Ben yanlış yaptım. Ne yaptın lan polis arkadaşına? Ha? Çaldın mı yoksa videoyu? Ama sen merak etme, bende kopyası var daha. Hoş geldin. Hemen gönder polise. Tamam kayınço, hemen hallederiz. Gönder de ben de ortadan kaybolayım. Hayalet olayım. Nasıl yani? Böyle sevimli hayalet gibi bir şey mi? İnsana musallat olan cinsten. Ama ben sadece sana musallat olacağım. Vay. Neye borçluyuz bu şerefi? Şerefsizliğine. Ben var ya, kötü espri deyince de sen ha. Nasıl yapsak şimdi ya? Ben bayağı bir ikilemde kaldım. Hayaletten de korkarım yani. Ben daha seni çok ikilemde bırakacağım.
Ne ikilemi lan? Nereye kayboldun? Alo! Seç. Adamın mı? Malların mı? Başın sağ olsun. Bizim çocuklardan duydum, çok üzüldüm. Nasıl olmuş? Kalp krizi mi? Kaza. Nasıl ya? Ne olmuş? Merdivenden düşmüş. Hadi canım ya. Ah Mehmet amcam benim, dikkat etsene ya. Ne hikmetse tam merdivenden düştüğü sırada bahçedeki güvenlik kamerası bozulmuş. Yani? Polis araştırıyor. Belki o sırada biri içeri girmiş olabilir. Tanıdığı biri mesela. Cinayet olabilir mi diyorsun yani? Her şey olabilir bu hayatta. Ortalık kalitesiz insanlarla dolu. Maalesef. Doğru vallahi. Kalite yerlerde. Ama sen yine de çok işkillenme bence. Ev kazası deyip geçmemek lazım. Dünyada en çok ölüm ev kazalarından oluyormuş, biliyor muydun? Bilmiyorum. Ne oldu? Kimle arayan? Tetikçi falan dedi. Ulan baban tetikçi tutmuş yağmuru vurmak için lan. Ciddi misin sen? Ulan bu nasıl bir psikopat? Madem böyle baban var, niye yapmıyorsun dediğini? Ben mi suçlu oldum lan şimdi? Sen suçlusun tabii lan. Ulan sana dedim kardeşimden uzak dur dedim, onun hayatını karartma dedim lan. Al, başımıza sardım, belaya bak. Ulan tetikçi tutmuş lan, tetikçi, tetikçi. Yürü hadi, araba şurada. Ben süreceğim, çekil. Sen niye sürüyorsun lan benim arabamı? Yavaş sürüyorsun lan sen. Ben kullanacağım. Abi, siz neredesiniz ya? Sizi arıyorum. Ne oldu, bir şey mi oldu? Babam kendine gelmiş, durumu iyiymiş. Şükür. Şimdi anjiyo yapıyorlarmış damara bakmak için, sonra normal odaya alacakmış. Oh tamam, harika, geçmiş olsun, hadi yürü. Siz nereye ya? Ablam nerede? Evet. Ne? Yağmur'a şey oldu. Ne oldu? Ne diyeceğiz lan? Lan bir şey demek zorunda mıyız? Acelemiz var, yürü hadi. Ben gidiyorum tek başıma, hadi. Ne oldu ya? Kaçırıldı lan Yağmur, kaçırıldı. Ama bak sakın babama anneme bir şey söylemeyeceksin, tamam mı? Kaçırdılar derken? Gitmem lazım. Bildiğimiz kaçırma. Aynen. Nasıl ya? Kim kaçırdı ablamı? Bilmiyoruz oğlum. Bulacağız, getireceğiz işte. Bak sakın söylemiyorsun bir şey. Durumu idare et. Yalan söyle lan. Yalan söyle. Her zaman yaptığın gibi. Abi nasıl yani? Nasıl yalan söyleyebilirim ya? Şey oldu mu diyeyim? Ne olur beni böyle bırakma. Ya bir şey söylesene, nasıl idare edebilirim ben bu durumu? Allah aşkına beni böyle bırakmayın ya. Ya şey oldu ne Allah aşkına? Yapma lan yapma, dur. Dur! Enver, ben profesyonelim. Müşteri ister ben yaparım ha. Ulan, ulan. Enver seni seviyorum. Aşkım. Abici, abi hakkını helal et. Abi. Yağmur. Bir şey olmadı, arayacak. Arayacak. Öyle mi diyorsun? Sıkmadı değil mi? Lan duymadım ben. Ekber senin izlemeni istemiş. Sen izleyemiyorsan bir anlamı yok. Doğru lan. Doğru, öyle dedi. Arayacak değil mi lan? Öyle dedi. Tamam. Arayacak. Aferin lan kayınço. Lan 40 yıl düşünsem aklıma gelmez ha. Vallahi deli misin? Daha iyi misin? Geri zekalı mısın bilmiyorum ama bir şeyler oldu yani. Arayacak. Ara lan. Niye aramıyor lan? Niye aramıyor? Niye aramıyor bu herif? Sıktı mı lan yoksa? Yağmur iyi. İyi Yağmur, iyi. Bir şey yok Yağmur. İyi değil mi lan? İyi Yağmur. İyi. İyi. Aha arıyor lan. Arıyor. O öldürmedi o zaman. İnşallah. Tamam. Açmıyoruz o zaman, açma. Açmayacağım lan zaten. Açma. Açmazsak öldüremez zaten. Tamam. Bug'ını bulduk herifin. Açmayacağız. Açmazsak sinirlenip bir şey yapmaz değil mi lan?
Açalım mı diyorsun yani? Ne bileyim, açsak mı? Ya da açalım, sen son anda yine kapat. Lan bilgisayar oyunu mu bu? Kardeşimin hayatı söz konusu lan. Lan senin kardeşin de benim eniştem mi? Tamam, kapat, açmayalım bir daha. Açmıyoruz lan. Açmıyoruz. Açmıyoruz. Açmayacağız, hiç açmayacağız. Buradan sola döneceksin. Nereden? Buradan lan, buradan. Lan, sol anda mı söylenir? Kaçırıyordum neredeyse. Babacığım. Gönderdiğin tetikçiyi eleye çevirdim. Sen nasıl yaptın bu işi? Araya adam soktum diyelim. Ha, şirketin iş bitirici namı yerlerde. Bozulmuş. Ya aynen. Nerede o eski bayramlar değil mi? Sevgilini de kurtardın demek ha? Neredesin sen sevgili babacığım? Evde misin? Yanına gelmek istiyorum da. Tabii sevgili yavrum. Gel, gelebilirsin. İyi. Ben geliyorum o zaman. Bir şey istiyor musun gelirken? Ekmek, süt, yumurta falan. Yok. Sen gel yeter yavrum. Sabırsızlanıyorum. Ne oluyor lan? Üstünü arayacağım. Kimin üstünü arıyorsun lan sen? Çekil. Ekber babanın emri böyle. Üzerinde bir kürdan dahi olmayacak dedi. Niye lan? Korkuyor mu yoksa Ekber babanız? Ha? Sadece konuşacağım, merak etmeyin. Yaşlılara bir şey yapmam. Bırak lan! Al. Sok. Çekil. Üstünü aramadan içeri sokmam seni Enver. İlla temas istiyorsun yani. Gel lan. Gel ara. Ama şu iş bir bitsin, kaçacak delik arayacaksın. Hepinizi yazdım lan. Hepinizin sıfatı burada, kayıtlı. Bugün unutmayın. İlk seni geberteceğim ha. Temiz. Tamam mı lan? Tamam. Nasıl bir gaddarlık lan bu? Bu nasıl bir psikopatlık ha? Bak bu kadarı senin için bile fazla ha. Lan bu kadın benim oğlumu doğuracak. Hiç mi insaf yok sende? Emin misin? Neden emin miyim ya? Hamile olduğundan. Karnına yastık falan sokmuş olmasın bu? Senin var ya kafan gitmiş artık ya. Bunadın sen bunadın. Beynin hoşafa döndü senin. Bıktım artık senden ya. Sen ne istiyorsun benden? Hayatımı attım çevirdin. Lan ben senin oğlun değil miyim? Başkasının çocuğu muyum? Evlatlık mıyım ben? Söyle lan. Bak bir şey var bu işte ha. Enver, annem bu dünyada en güvendiğim insandı. Bu sözlerine ona hakaret ediyorsun. Lan manyak. Onu da öldürdün. Annemi öldürdün. Daha ötesi var mı bunun? Dünyada en sevdiğim insanı öldürdün sen benim ya. Şimdi de karımı öldürmeye çalışıyorsun. Neden baba? Neden bana bu kadar düşmansın sen ya? Enver sana kaç kere söyleyeceğim. Ben anneni öldürmedim. Ha, trafik kazası. Öyle durup dururken frenleri bozuldu. Uçurumdan aşağı uçtu film gibi. Yalancısın sen. Yalan söylüyorsun. Yalancısın. Evet. Yalan söylüyorum. Ama seni korumak için yalan söylüyorum. Haberin yok. Beni koruma lan. Koruma beni. Bıktım artık senden. Yeter. Hey! Geber lan. Dur lan. Geber! Geber lan! Geber! Geber lan! Ahmet! Daha önce niye vurmadın lan? Her biri boğuyordu. Alın şunu, attın arabaya.